Değerli Arapça başlangıç için işte gayret gösteren kardeşler biz bu derslerde esas gaye olarak bir ameli yapmayı, bir iş yapmayı ve bu işe, bu amele e, yani o Arapça ilmini bina etmeyi gaye edindik. Bir işe, bir amele dayanan çalışmalar çok daha kalıcı oluyor. Dolayısıyla şu dersi de izleyen, ilk defa izleyen olabilir. Yani bu derslerin, doğrudan Arapça derslerin, diğer derslerden ayrılan tarafı takipçisini, izleyicisini amele sevk etmesi, işe sevk etmesidir. Samimiyet meydanı, er meydanı, o amel, o çalışmada belli olur. Ve o çalışmanın da yani ne kadar titiz, ne kadar işte önemsendiği burada yine söz konusudur. Kişinin bu dile verdiği önemin bir göstergesidir o çalışmalar. Binaenaleyh şu video çalışmasından sonra da yine bir ödev olacak. Videonun açıklamalar kısmında o ödevi aynen harfi harfine yapmanız gerekir. Ve ben bu videoda 7 sayfa işleyeceğim. 5 sayfası böyle size bir takviye, bir görsel ve işitsel hafızaya bir takviye niteliğinde olacaktır. Bu videoyu izlersiniz. Ve son iki sayfayı da ben izah edip açıklayacağım. O son iki sayfayı da bu sefer yazar. O yazmak suretiyle bunu kaydedersiniz. İnşallah o deftere yazmak aynı anda beyine de yazmak mesabesindedir. Bu çalışma tedribat çalışması, alıştırmalar çalışmasıdır. Önceki videolardan e, yapılan çalışmaların bir semeresidir. Suk bu kelimeleri ben e, okuyacağım. Yani siz de zihnin hatırlamaya çalışın. Tabi ben söyleyeceğim ne mana ifade ettiklerini. Bakalım hafızanız ne kadar güçlü. Suk hatırlayabilenler vardır. Pazar demektir. Pazar yeri. Luhum etler çoğul bir ifadedir. Önceki videoda geçmişti. Semek balıktır. Decaj tavuktur. Cezar cezzar kasap demekti. Hubus ekmek demektir. Halib süttür. Cübün peynir. Beyt yumurta. Hakikaten ben de bu etkinliği yazdım çünkü. Yazmak çok daha etkili oluyor. Hemen hatırlıyorsunuz. Portakal, portakal zaten. Tufah, elma. Mevz adı üstünde zaten. Muz. Cezer. Bakın bu cezar, cezer. Havuç demektir cezer. Hıyar, salatalık. Damatım. Türkçedeki domates ifadesine benziyor. Sonunda S yok tabii batatas Patates basal Soğan ee, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir e, Sebze Fi Bu edat dediğimiz Tek başına anlamı yok içinde demektir Eruz Biraz zeyi e, Şeddelemek lazım Eruz Pirinç demektir. Hiza Sonundaki hemzeye dikkat edin. Hiza. Eh. Hiza ayakkabıdır. Haza bu demektir. Tabi e, şuradaki hey uzatarak okumak esastır. Heza denmez. Heza böyle denmez. Haza yani çok fazla bu tanınan bir kelime olduğu için onu uzatma elifi e, olmasa da sıkıntı değil. Haza diye okuyacaksınız. Bu demektir. Bir işaret sıfatıdır Türkçe'ye göre fustan, fistan'dır elbise. nukut, paradır nakit demektir ee, ze, zureh bakın bunu yeni fark ettim zurehtir ben zereh diye hatırlıyorum bu mısırdır ben onu hatırladım ne olduğunu da ben zereh diye hatırlıyorum ee, öyle kodlamışım zihnime öyle değil zureh burada z harfinin noktası var arkasına damme gitmiş zürehtir arkadaşlar bu mısır İşte bakın böyle bir yakınlaştırma hata yaptığımı söylemem belki bazılarınız da böyle hatalı e, hafızasını almış zereh diye böyle bir e, hata yapmanın e, ne kadar sağlamlaştırdığını hafızayı görüyorsunuz bir daha bunu unutmazsınız zürehtir bu bu sayfa böyle Kim sayfa yani ben bu kitabın eleştirdiğim bir tarafını söyleyeyim yani bu gibi etkinlik bu etkinlikten 3-4 yerde daha geçti önceki videolarda yani mesela burada tamatım var e burada da tamatımı yazmanın ne alemi var yani buraya bir resim koy mesela domates resmi de ki eşleştir bu tedrip olur bu alıştırma yerine geçer ama yani bura hakikaten ben hayret ediyorum bunu tabi bir heyettir 6 tane profesör hazırlamış. Ona biz profesör diyelim artık. Mekke'deki Ümmül Kura Üniversitesi. Şimdi yani bu neye hizmet ediyor? Açıkçası ben e, çok anlamıyorum. Belki anlayanınız vardır. Varsa yorumda yazabilir. Yani tam adım aynısı var. Yani bana aynısını bul mu demek istiyor. E, bu bir alıştırma olamaz. Ha ben daha önceki videolarda ne yaptım? Çaresizlikten dedim ki yani patates, domates, portakal, birisini vurgulayalım, birisini işte ayıralım. O zihinde daha bir belirginleşsin. Domates mesela onu ayırdık, onu buraya yazalım. Bunu biz vurguladık, o anlama gelsin diye. Kendimce bir etkinlik planladım. Ama olmuyor bu, hakikaten beğenmedim. Ben sadece bunları size, işte ifadesini yapacağım. Ne anlam ifade et. Patates, domates, portakal, pirinç, muz, ekmek, e, havuç, kasap, ayakkabı, pazar, fistan, e, el pazar, fistan, semek, balıktır, beyt, yumurta, basel, soğan, cübün, peynir, yumurta, e, işte tavuk, elma, salatalık. Evet, şöyle devam edelim. Tedbii bu salis. Yani ben bu etkinlikle ilgili, yani acaba yani bu üçünden ikisi bir gruptadır da birisi farklı grupta. Öyle de düşünüyorum. Öyle de değil. Yani mesela portakal, domates, işte patates. Bu ikisi sebzedir. Niye portakalı almadın o zaman mesela? Dolayısıyla bu etkinliği ben çok beğenmiyorum. Onu söylemek isterim. Ne işe ede böyle değil. Ette salis, üçüncü alıştırma. bu güzel mesela bu iyi luhum hangisi luhumdur etler bunu buraya getirmek mesela bu bir çok fazla önemli bir şey olmadığı için bunu yapmayın bu ödev olarak vermiyorum çünkü daha önce biz bunu çizdik ee, bu iyi luhum semek balıktır arkadaşlar ee, şöyle ben tabi İmleci biraz büyüteyim. Rahat izleyebilirsiniz. Semek balık. Decaç tavuk. Ondan sonra mevz muzdur. Portakal portakal tufa elmadır. Tam, patates. Tamatım domates. Basal soğan. Hubuz ekmek. Beyd yumurta. Cübün peynir. Bu da gitti. E, Tedribur rabe. Dördüncü alıştırma. Yazıya dikkati çeken ve yazının daha da güzel yazılmasını sağlamaya yönelik bir çalışmadır. Tabi bunu da yazmaya gerek yok arkadaşlar. Zaten iki sayfalık bir yazı ödevi var birazdan gelecek. Yani cim harfinin başta kuyruksuz olduğunu yani alt kısmı olmadığını ortada da alt kısmı olmadığını görüyorsunuz. Olduğu gibi üst tarafı var. E, sondaki durumu burada geçmiş, geçmiş bakın şurada sondaki durumu işaretlenmemiş. Sonda aynen e, normal yazımı gibidir. Tabi burada elif olduğu için yapışmamış. Normalde yapışır yani. Başka bir harf olsa yapışabilir. Yine hemze ile ilgili bakın hemzenin. Bu elif değildir. Bu hemzedir. Dikkat edelim. Şöyle üstünde hemze işareti olana hemze denir. Hiçbir işaret olmayana nerede elif? Bakın bu elif. Şu eliftir. Üstünde hiçbir işaret yok. Buna elif diyemezsiniz. Buna elif diyenler var. Karıştırıyorlar. Bu hemzedir. Çünkü bu hareke var üstünde. Hareke yoksa sükun da olsa buna hemze denir. Ama bu eliftir. Elif bir uzatma görevi görüyor. Decac. Hemze kendisi okutulur. Yani kendisini okutturur. Onu da belirtmiş oldum. Yine lam harfinin başta e, sonda, sondaki hali aynen lamın kendisidir. Biraz tabi lamda önemli bir nokta onu belirteyim. Lam çizgi altına inmesi lazım. Satır altına mutlaka lamın e, alt kısmı iniyor. E, yapıştığı zaman iniyor tek başınayken bakın inmiyor tek başınayken inmez yapışmıyorsa öncesine inmez ama öncesine yapışıyorsa ve sondaysa iner ortadaysa zaten inmiyor ortada nerede bir tane göstereyim ortada işte başta ortada aynı zaten bakın ortadayken aynı hizadadır tabi vav wow da iniyor mimir kuyruğu da iniyor ama burası önemli bir noktaydı bu güzel oldu eğer lam Kendinden öncekine yapışmışsa ve sondaysa mutlaka onun kuyruğu aşağı gelir. Belki de ilk defa bunu dikkatinizi çekmiştir. Güzel bir bilgi oldu. Eğer lam sondaysa ve yapışmadıysa aynı hizada kalır satır üstünde yani. Ee, bu da tamam arkadaşlar. Bunu yazmayın yani gerek yok. Meus yani mim harfiyle ilgili bakın ortada mim harfinin açık olduğuna dikkat edelim. Gözü açık olacak baş tarafının aynısı yazılır. Tabi mim harfin yazımını bazıları yanlış yapıyor. Yazımı şöyledir. Yani önce bunu göstereyim. Mim, bunun yazımı arkadaşlar. Ee, şöyle gelirsiniz. Ondan sonra şöyle yapılır. Ee, mim harfi bu şekilde. Şimdi bunun yazımı ise alttan yani aşağı doğru gelip üstten gidilir arkadaşlar. Yani şöyle gitmektense aşağıdan böyle gelip bu şekilde gitmek daha uygun. Mim harfinin de yine ortadaki yazımını, sondaki yazımı gözü kapalıdır buna dikkat edelim. Sondaki yazımı yine bu şekilde gidilip şöyle bir dönüş yapılır. Böyle gidersiniz, bir dönüş yapar, mimi yaparsınız. Evet, mimle ilgili de dikkatinizi çektim. Eee Sondaki durumu yine görüyorsunuz, gözü açık. Tek başına gözü açık oluyor. Yapıştıysa kapalı. Pek bu sefer arkadaşlar T ile t sesi onun farkı, ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Vallahi ben şimdi bunu yeni fark ettim. Yani ben normalde şöyle şu son iki sayfayı ödev verecektim, şu son iki sayfa. Ama hakikaten burası da çok çok önemli bir sayfaymış. Bunu da ödeve ekleyeceğim, onu söyleyeyim. Videoda bu sayfayı da ödeve ekleyeceğim. 3 sayfalık bir PDF ekleyeceğim video. Bunun aynısını eklemeyeceğim. 3 sayfalık PDF. Bu bir, bu çok önemliymiş. Yani da görünce tam, e, yani istedim bunu da yapmanızı. E, bu ödevdir arkadaşlar, bu sayfa. Mutlaka bu tabloyu da çizip yazın. Kontrol edeceğim. T ile Dye ne kadar manayı değişti? Tabe Tövbe etti. Tabe, iyi oldu. İşte din e, ve din. Bunun tabi farklarını e, sözlükten bakmamız lazım. Ben bunun e, sözlükten bakılmasını da size bırakıyorum. Biraz o tavakkuk programına da alışın. Bunu sözlüğe bakacaksınız. Kendiniz yazacaksınız. Bakalım doğru manaları bulabilecek misiniz? Ve şu harekeleri dikkat edin. Fetreyi ararken olmaz fetrun işte fe, fetarrun ya da fettere olmaz. Aynen harekesine dikkat edeceksiniz. Harekelerine dikkat edin. Tavakku programını ararken harekelerine dikkat ederek lütfen bulun. Bunların şu kelime anlamlarını bu sol taraflarına yazmanız istiyorum. Onları yazın arkadaşlar. Önemli bir sayfa ödeviydi bu. Gerçekten güzel. Ee, bu tamam. Bunu geçtim. tedribü sadis bu da yine ödev değil arkadaşlar. Meus muzdur. Peki bu muzdur nasıl diyeceğiz? Haza meus. Bunu çok basit ezberleyeceksiniz. Hiza nedir? Ayakkabı. Bu ayakkabıdır. Nasıl diyeceğiz? Haza ya hiza. Haza tufah. Haza cezzar. Haza beyt. Haza khubus. Haza portakal. Yani bu portakaldır. Ve işte bir ödev sayfası daha. Bu ödevdir arkadaşlar. Burada cümleyi yazarken düşünmenizi istiyorum. El kitab fil hakibe. Kitap çantadadır. Çantayı ne olduğunu hatırlamış olmanız lazım. Ee, yani önceki derslerin bakın kelimeleri nasıl burada karşımıza çıkıyor. Önceki derslerin kelimelerini yani harfi harfiye ezberlemiş olmanız lazım. Tanımanız lazım ki bir sonraki derslerde rahat iş yapalım. El kitab fil hak bu fi ben söyledim az önce içinde demek. El kitab fil hakibeti kitap çantadadır. Et-tabaşir, tebeşir, fi içindedir. As sunduk, sandığın içinde, kutunun de Sandık kutudur. El-beyt, fis sunduk, yumurta kutudadır. El-kalem, fil hakibe, kalem çantadadır. Tabi sondaki kesraları okumaya gerek yok. Ha bu kesra niye burada kesradır? Fi'den dolayı da onu da bir köşede bilin. Bunu da geçelim. Bunları yazarken lütfen ne yazdığınızı bilin. Türkçesini yazmaya gerek yok. Manasını bilin. Beyt yumurta bitağ nedir bir giriş kartı bir kimlik kartı gibi portukale portakaldır bu sonda timer buta gelmesi önemli değil portakal B harfinin yine yazımı dikkati çekiyoruz başta ortadaki yazımı hep böyle yapıyor yanlış da ortada bir de önde bir yapışan durum var önemli değil ee, bu da e, tabi bu e, şeymiş yani B'nin başta ortada sondaki yazımı değil. B bir buyu bize sezdiriyor. Hareke almış halini. Bunu da yazın. Ee, yine haqibe çantadır. Luhum etler. Tuffah elmadır. H sesinin başta ortada. Sonda çok güzel bu. Başta ortada sondaki yazımı. Ee, yine başta ortada sonda. Bu tabloyu da yazın. Ve son çalışma o da R harfi ile ilgili. R ile ee, Nun birbirine çok benziyor. Hatta Nun içerisinde R'i de barındırıyor. Bu R'dir onun biraz uzattığınız zaman nun oluyor. Bunu da yazın arkadaşlar. Ödeviniz budur. Ödevi tekrarlıyorum. Son sayfa, şu sondan ikinci sayfa bu resimlere gerek yok. Bir de bu sayfa. Şu üç sayfayı PDF olarak açıklama kısmına bırakıyorum. Bunları yapın. Yaptığınız çalışmanın fotoğrafını çekip Telegram sayfasındaki bot hesabına gönderin. İnşallah bu şekilde biz devam edeceğiz. 20 ödevi eksiksiz yapanlarla daha sonra özel bir çalışma onların böyle e, yani sorularla birbirini destekleyeceği bir çalışma kanalı düşünüyorum.